Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Samsun Terme. Ve Terme'de Ter Tur Servis Taşımacılık firmasına konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Soner Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörün gidişatı ile alakalı neler aktaracak. Merhabalar Soner Bey, nasılsınız? Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Soner Bey, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Sonra da sektörle olan sohbetimiz devam edecek. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Sektöre 1999 yılından beri Ter Tur Servis Taşımacılık olarak devam etmekteyiz. 17 seneden beri öğrenci servis taşımacılık işi yapıyoruz. İlkokul ve ortaokul ve lise talebelerini köylerden taşımalı sistemle merkez okullarına getirip götürüyoruz. Evet, biraz o zaman hizmetten bahsedelim. Kaç tane aracımız var, nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Tabii bu zaman zarfında yani 20 arabalardan başladık. Şu an için bu sene Ter Tur Servis Taşımacılık ve Royal Petrol iş ortaklığı olarak 205 tane araçla hizmet vermekteyiz. İlk öğretim ve orta öğretim taşıyoruz bu sene. 20-22 civarında da özel servislerimiz var. Yarınımız, geleceğimiz çocuklarımızı güvenli bir şekilde evlerinden alıp okullarına, okullarından alıp evlerine getiriyoruz. Yaptığımız işte iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Hatta şöyle de bir iddiamız var. Şimdi Terme ilçe kaymakamlığının ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katkılarıyla ve özel bu işlerde biraz üzerlerine düşmeleriyle beraber Türkiye genelinde olmayan bir sistemle çalışıyoruz. Hiçbir ilçede olduğunu ben araştırmalarım şeyinde bulamadım. 205 tane okul paket araçla çalışıyoruz. Yani karayolları yolcu ve öğrenci taşıma şeyine tamamen uyuyoruz. Araçlarımızın tamamı okul paketlidir. Kamera gözetimi altındadır. GPS de takip edilmektedir. Hem Milli Eğitim tarafından hem öğrenci veli leri tarafından istenildiği zaman da çocuğu aracıyla şu an nerededir, kaç dakikalık yolu kalmıştır gibi hizmetlerimiz var. Taşımacılı sistemde bu yok Türkiye'de maalesef. Biz bu işte Terme olarak, yani firma olarak değil, Terme Kaymakamlık Milli Eğitim görevli personel olarak çıtayı bir üste taşıdığımıza inanıyoruz. Örnek gösteriliyoruz emsal ilçelerde. İnşallah zamandan herkes aynı seviyeye ulaşacaklar. Çocuklar bizim çocuklarımız. Ne kadar sağlıklı ve güvenli bir şekilde gidip gelirlerse o kadar yarınları iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, peki nelere dikkat ediyorsunuz başka? Sektörünüz zor bir sektör. Öncelikle araçlarımızın periyodik bakımları ve araçlarımızın kalitesi, yaşlarına çok önem gösteriyoruz. Sürücü personellerimizi özel itinayla kurslardan geçerek de seçiyoruz. Yani bu konuda çalışıyoruz sürekli. Milli Eğitim'in seminerleri var. Onlarla sürekli katılım sağlıyoruz. Jandarmanın yaptığı, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı seminerlere katılıyoruz. Bu sektörde olan bütün belgeleri almaya çalışıyoruz. Hem şoförler olarak hem kendimiz olarak. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Allah da kaza bela vermediği müddetçe de böyle devam ediyor. Peki yeni projeler olacak mı ilerleyen günler için? Tabii yani sektör geniş, açılmak istiyoruz, büyümek istiyoruz. Bu konuda yaptığımız şeyler var, projelerimiz var. B2, D4 belgeleri alıp sektöre yani ulusal anlamda da turizm ve gezi seyahat olarak açılmayı düşünüyoruz açıkçası. Artık 17-18 senelik bir firma olduk. Geleceği iyi görüyoruz. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Başarılar dileriz bu konuda da sizlere. Peki veliler nelere dikkat etmeliler taşımacılık firması seçerken? Veliler nelere dikkat etmeliler taşımacılıkta? Öncelikle çocukların okullara geldikleri zaman sorular sormalılar. Yani arabada bir aksaklıklar var mı? Şoförün diyalogları nasıl? Araç içerisinde yani olmaması gereken şeyler yapılıyor mu? Ya bunların eğitimini vermeliler açıkçası çocuklarına. Yani benim çocuğum nasıl yapıyorsa başkasının çocuğu da aynısını yapmalı bence. Dolayısıyla bu tür şeylere de okul servis şoförüne söyleyemiyorlarsa dahi bize veya kuruma
Bunları bildirdikleri zaman biz gerekli önlemleri alıyoruz. Daha iyi olmak için de çalışıyoruz. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Sonar Bey, son girişlerinizi alabilir miyiz? Aktaracağım çok bir şey yok. Herkese öncelikle kendi mesai arkadaşlarıma, şoför arkadaşlarıma 2017-18 öğretim yılının hayırlarla kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum. Bizi izleyen arkadaşlarımıza da Karadeniz incisi termeye bekliyoruz. Pidemizi yemelerini, pirincimizi tatmalarını istiyoruz. Bekliyoruz onları. Onları ağırlamaktan gurur duyarız her zaman. Gelsinler, buyursunlar. Çok teşekkürler. Başarılarınız daim olsun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için Samsun Terme dedik ve Terme'de Ter Tur Servis Taşımacılık'tan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.